Canlarım, hepinize selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı mutlu geceler. Hangi saatte izliyorsanız sevgiler, saygılar, hürmetler hepinize. Sabah attığım blogda bir şey açıklayacağım demiştim. Onu açıklamak için karşınızdayım şu anda. İki gün çok çektim. Neredeydim? Hastanede yoğun bakımdaydım. Müşahede altındaydım. Biliyorsunuz o günü ablamlar gelmişti. Bütün aile mutlulukla, huzurla bir şeyler hazırlamıştım. Ben önce kahvaltımı yaptım biliyorsunuz. Kahvaltıdan sonra hemen ilaçlarımı içerim. O bir ağır sinir ilacım var. Onu içtim. Diğerlerini içtim. Hazırlıklara devam ettim. Ama maalesef içtiğimi unuttum. Tekrar hani herkes geldiğinde o heyecanla, o telaşla bir şeyler işte hazırladım, sohbet ettik, muhabbet ettik. O arada aklıma gene o ilaç geldi. İçtiğimi bilmiyorum. Unuttum çünkü. Bir daha ilacımdan içtim. Hatta diğer ilaçlarımı da içtim. Hani ağrı, işte grip ilacı, diğer psikolojik ilacın hani... Psikolojik ilaç, bir tane ağır ilacım var. Hani rahatlatsın beni diye o panik atakla ilgili. Onun yanında da ekstra iki tane daha ilaçlar var. Ben öyle onları da içtim. Sabah da aynen onları da içmiştim. Ama içtiğimi bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum içmişimdir diye. Hatta gene hatırlayamıyorum. Ve gene işte hiç... Farkında olmadan ha, o heyecanla. Bir de çoluk çocuk da beynim de karıştı yani. Çocuk tabii ki olacak, çoluk çocuk. Tabii ki gelecek ama benim beynim niye öyle dağılıyor birden bilmiyorum. Bir daha tuttum, akşam içtim. İçmemişimdir diye. O günü hatırlamıyorum çünkü. O günü hatırlayamadım çünkü. Ya gene dedim ben ilacımı, bir sıkıntı vurdu içime. Bir titreme bir şey vurdu, ilacımdandır dedim. İçmemişimdir dedim. Gene içtim. Aynı durum üçüncü kez olunca olmuş. Yani böyle tahmin ediyorum. Hatta unuttum çünkü titreme şey oldu. Ondan sonra akşama doğru bir rahatsızlıklar. Herkesi gönderdikten sonra aradan 2 saat mi 3 saat mi ne geçti? Ben bir rahatsızlanma, bir baygınlık, bir titreme vurdu. Yani yattım ama durmuyor. Midemde bulantı, başta dönme. Zamanla besbele dedim tansiyondandır. Limon suyu içiyorum yok. Yoğurtlu tuzlu ayran içiyorum yok. Ya benim de şeyim yok. Tansiyona bakmak için şeyim de yok. Ya insan Allah vermesin, böyle bir kere benim eşimin babaannesi de olduydu. Ben ondan geliyor aklıma. O günü nedense o günü hep unuttum. Hani o günü mutlu geçti, huzurlu geçti. Yani unuttum. Bir de dedim ya karışıklık, beynim karışıyor. Hani gürültüde. Yoğun bir yere girdiğimde, yoğun bir şeye girdiğimde beynim karışıyor işte gürültüde falan. Olacak çocuk, hepimiz büyüttük. Olacak tabii ki o gürültüler. Siz de videoda da görmüşsünüz zaten, siz de bu gürültüden izleyemedik demişsiniz. Bunun için de özür dilerim. Daha 11'e doğru bende mide ağrımaya başladı. Mide ağrısından duramayayım, sırtım ağrıyor. Dolana dolana. Midem dolana dolana ağrımaya başladı. Benim aklıma hemen şey geldi. Ben mutlaka dedim unuttum o zaman. Çünkü bir kere de mantardan zehirlendim ben. O zamanlar sanatçılık yapıyorum. Ta yıllar önce. Gene böyle beni yoğun bakım aldılar. Aynen böyle midem bulana bulana döne döne ağrı yapıyordu. Döne döne istifra da edemiyorsun. Parmak sokuyorum, onu da edemiyorsun, yapamıyorum. Gelmiyor.
Ağrıdan zaten kıvranıyorsun. Yerimde duramıyorum. Saat 11:30 oldu gene. Yok, daha da şiddetlendi. Daha da şiddetlendi. İşte aklıma o şey geldi ya, mantar. Mantardan zehirlendim. O zaman da çok ağrıdı. O zaman da döne döne ağrıdı. O zaman da hiçbir şey neyim olduğunu bilmeden beni acile atmışlardı o zaman da. Neyim olduğunu bilmeden acilde anında şeyden şüphelendiler. Ne yedin dediler bana. Sordular. Bugün ne yedin diye sordular o zaman. Ben dedim ki bugün yediklerimi saydım. İçinde de mantarı saydım. Bu çünkü şüphelendiler. Bu durum zehirlenme vakası. O zaman da anında beni almışlardı. Onu hatırladım. Aynı şey. Şu anda vücudumda hissettiğim aynı şey dedim ben. Batı da yatmaya uyumaya gitmişti. Ben daha burada uzanayım ama kıvranıyorum. Batı'ya haber verdim. Batı, oğlum ben ölüyorum yavrum dedim. Ölürsem hakkınızı helal edin, ölüyorum. Sebebini bilmiyorum. Herhalde dedim ben zehirlendim. Çünkü ben unuttum birkaç kere aynı bir arada yenen 3 ilacı aynen birkaç kere de aynen yedim. 3 kere yedim. Baş göz dönüyor. Artık bayılmaya başladım ki daha gözümün önü de görmeyeyim. Artık gidiyorum. Batu çok telaşlandı. Hemen telaşlandı Batu. Batu'nun ilk aklına gelen ablası oldu. Olmuş. Ben artık bayılmaya başladım ben bilmiyorum da. Ben kendime gelme değil. Hayal meyal yanıma gelenleri görüyorum. İçeri girenleri. Çünkü gitti şuur gidiyor. İçeri birden bir şeyler doldu. Ben yerler artık kıvranıyorum ya, baygınlıkta geçiriyorum. Ben olduktan yerlerde kıvranıyorum. Sadece Batu'ya onu diyebildim, dilim döndü. Hani ben herhalde zehirlendim, ilaçları çok içtim. Çok panik yaptı çocuk. Başımda 4-5 tane elinde şey, sedyeyle gelmiş biri elinde çantalar. Acil ne yadı, ambulansta olan kişiler. Ben baygınım ama hayal mayal göreyim ama baktım polisler hep bir zehirlenme deyince öyle söylemişler. Artık onu Batı'mı söyledi, şeyi aradı, ambulansı Batı'mı söyledi, ablasımı aradı. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. O anı hatırlamak, aslında hatırlamak bile istemiyorum. Hayal mayal beni götürdüler. Gidiyorum ama baygınlık geçiriyorum. Zaten müdahale şeyde başladı. Hemen araştırma hastanesine. Gene kararlıyım bu ya. Anında beni apar topar bir yere götürüyorlar. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Kafa dönüyor, baş dönüyor, mide. Artık iyice gidiyorum ben. Ben iyice baygınlaştım, gidiyorum. Konuşmaya halim yok. Birden tuttular. Burnuma bir şeyler getirdiler. Habukada bir şey, kapkara bir şey. Şırınga da böyle ineklere vurulan şırınga. İçinde kapkara bir şey var. Onu görüyor. Hayal meyal hepsi ama. Hani şuurum yerinden kayıyor. Ben acilen hortum. O anda birden bana ne olduysa işte ben bir de şeyde tetikledi beni. Hani zehirlenme vakası işte o vakka gelince aklıma panik atak da tetikledi beni. O anda çok çektim yani. Panik atak da etkiledi. Tek dediğim bana o şey vurun. Sakinleştirici iğne vurun dedim. Çünkü içim gürt gübe değil, bayılıyorum hani gidiyorum. Tansiyon mansiyon binmiş aşağı.
çıkacakken ebinmiş. Biri 8, biri 5. Yani ben gidiyorum. Veda. Gidiyorum. Bugün ikinci gün ölmüş olacaktım. Zaten anında hemen damadım da vardı. Onlar da arabayla geldiler. Anında zaten getirmeseydiniz kana karışıyormuş dediler. O arada burnumdan bir kere soktuklarını tabii canım acıdı. Birden çektim. Sevilcan'ın burnuna da vurdu. Kızın burnunda kanadı. Benim burnumda kan durmuyor. Çünkü hem panik vurdu hem burnumun içi acıdı. Çok acıdı. Hortum sokuyorlar buraya ya. Birden çektim. Bunaldım. Ya olmaz ki böyle falan dendi. Ben o anda ağrılarım var. Baygınlıktan, panikten birden sanki canlandım ben. Korktum. Korktum vuruyorlar. Vuracaklar. Acıyor hala. Genzim acıyor. Midemin içi acıyor. Çok acıyor. Çok sızlıyor aslında buram. Çok sızlıyor. Kan. Onu birden çekince. Yarıya kadar gettiler boğazıma kadar boğulayım diye. Birden çektim. Kızın burnu da kanadı. Benim burnumdan hulop kanattı. Ondan sonra bir daha elimi tuttular. Anam öleyim adayım. Bağıra. Bana diyorlar ki ağzına nefes al. Alayım ölüyorum. Tuttular. Soktular mideye kadar. Nefes alamıyorum. Ölüyorum diyorum diyemiyorum. Ellerimi tuttular. Uy, hala burnum acıyor. Çok acıyor. Zaten bu iyi olacaktı. Biraz da ondan korkudan tekrar boğazımın içi, midemin içi çıban gibi zaten hep yara oldu. Kulağıma bile vuruyor ağrı. Uy. Ben acıyor. Hala buramla buram çok acıyor. Midemin içi çok acıyor. Sonra elime bir şey torba verdiler. Ağızlıklı. Tabii bağırıyorum. Çok bağırıyorum. Şeyi ayağa kaldırdım. Hastaneye. Bağır diyorlar. Herhalde başka bir yerde yapıyorlar beni. O şekilde. Hani baskı hastalardan müsaade şeklinde. Ama niyeyse dedi yatarken yaptılar bilmiyorum ben. Bir de gençliğimde de böyle bir zehirlenme yaşamıştım. Kollarımı tutup burnuma sokup lavaboya yaptırmışlardı. Bu sefer farklıydı. Allah vermesin ya Rabbim ya. Vermesin Allah ya. Ondan sonra çünkü bunu da ben şüphelendiğimi söyledim. Tekrar diyorum ki sokmasınlar diye. Yok içmedim diyor. Yok ben bir şey içmedim diyorum. Bu kendinden ağrım. Daha inanır mı? Çünkü polis de geldi. Adli vakaya girdi bu. Çünkü bunu ilaçla zehirlendi deyince bunda bir şüphe aradılar. Hemen o şeyler polisleri de çağırmışlar yanında. Emniyete de gitti. Allah'ım yarabbim. Emniyet hepsi doldu. Ondan sonra götürdü. İşte orada o karayı beni önce bir iç burnumdan su veriyorlar. Bir yandan su veriyorlar. Bir yandan da içinden çekiyorlar. Şeyden oluktan su dolduruyorlar o şeye. Nasıl yapıyorlar anlamadım ben ya. Mide yıkanıyor diyorlar içinden su geliyor. Sürekli su akıyor. Nereden akıyor? Bir tane soktular. Bu nereden akıyordu anlamadım. Ha şimdi Batu aradı da. Onu da şimdi çağırıyorlar. Evde iki kişiyiz ya onu da çağırıyorlar şimdi. İfadeye çağırıyorlar dedim. Çocuğumun ne şeyi var benim? Hani bugün 2-3 kere polis aradı. Dedim benim çocuğumun ne şeyi var bunda? Ben kendim zehirlendim. Ben sadece çocuğuma evde bulunan o anda kimse diyor işte evde. Benim oğlum vardı işte bulunuyordu. Onu dedim. Çocuk da şimdi dedi ki anne benim zaten diyor bir şeyim var. Bana sıkıntı gelmesin. Yok oğlum sen sadece tanık olarak aranıyorsun dedim. Tanık olarak. Yani evde
oldu, nasıl haldeydi onu soracaklar. Ondan sonra işte o hortumla işte mideyi yıkadılar, içine abuka da kara bir şırıngayı sıktılar. Nereden ne yaptılar daha gerisini zaten bilemiyorum ki. Şu anda affedersin her vereceğe gittiğimde büyük abdestimde hep simsiyah kömür, simsiyah kömür. Dünden beri yani o günden beri. Ondan sonra artık o Allah öyle bir duruma kimseyi düşürmesin. Rabbim kimseye bu zehirlenme vakası vermesin. Sonra beni şeye bağladılar, kalplerime, bullarıma şey taktılar. Koluma da sürekli şey taktılar, tansiyon ölçücü. Beni duvarda şeye bağladılar. İşte müşahede altına aldılar beni. Sürekli kontrole bağladı, dıt 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 kalp şey geçen aletin adı ne ya, makineye bağladılar işte. Her tarafım sarılı. Her tarafımda parmağıma taktılar şeyi. Her tarafımda kalp şey. İşte dedim ya tansiyon aleti burada. El kol bağlı. O gece de bir fırtına var. Bir fırtına var. Fırtınayı ben içeride milletten duyayım. Ama baygınım. Yan taraflarda da insanlar var. Söylüyorum. Müşahede altındayım. Acilin müşahedesindeyim ama. Ondan sonra azıcık böyle uyudum bir ara nefesim kesildi. Şeyden dıt 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 makina verdi. Makina verince hemen geldiler. Nabzım şeyim düşmüş. Oksijenim çok düşmüş. Dediler niye oksijenin düştü ki böyle? Ben söylemedim unuttum dedim söylemeyi. Yani o arada benim şeyim var dedim benim. Oh, aklıma da gelse. Astımım var benim dedim. Aa, o zaman bu koluma da şeyi açmışlar diye kanal yolu. Şırıngayla oraya bir su at. Şırıngayla vurdular işte. Bilmeyeyim bir sıvı. Ondan sonra da ağzıma şey verdiler. Her taraftan bağlıyım. Allah düşürmesin ya. Ben zaten panik atağım. Her taraftan çıkaramıyorsun. Bağlıyım. Kan tahlilleri. 2-3 kere kan tahlili yapıldı. Kanıma bakıldı. 2-3 kere sürekli oradan gelip kan alıyorlar. 24 saati de geçti. Biz oraya 12'de gittik. Bizi 1'de saldılar. Akşam 12'de 11.30 mu 12 mi ne gittik biz. Geçen akşam götürdüler. Bizi 1'de saldılar. Hatta salmıyorlardı bile. Şimdi diyor bunu sen kendin mi içtin başkası mı içirdi? Tövbe yarabbi diyorum ki ya unuttum diyorum ifademi verdim. Unuttum. Yani o zaman beni psikiyatriye götürmek istediler. Ya benim zaten psikiyatrim var dedim. İçtiğin ilaçlar dedi zaten psikiyatri ilaçları da dedi. O kadar da nasıl içebilirsin? Hani nasıl unutabilirsin? O zaman beyninde bir şey olabilir dedi hani unutkanlığa dair. Beni psikiyatriye götürmek istediler. Çıkarmıyorlar. Allah verme ya Rabbim. Ya Allah kimseye göstermesin böyle. Başımdan işte böyle şeyler. Çok zor anlar yaşadım ya. Çok zor. Hapishane gibi bir şey. Allah sen verme ya Rabbim. Beni çıkarmıyorlar işte dün gece 1'de. Dün akşam, dün gece bir video attım, oradan attım. İyi ki telefonumda şey varmış. Geçenki Sevircanlar'daki videoyu atamamıştım, onu attım. Ve illa ambulansla seni şeye götüreceğiz. Yukarıdaki devlet hastanesine. Ama oradaki de ya sabah gelir ya yarın seninle görüşecek. Bu geceden gelmemeye de bilir diyorlar. Ben bir gece daha hastanede daha kalamam diyor. Bak başım dönse de bile, midem açsa da bile oynuyorum. Bak bir şeyim yok. Bakın diyorum. Millet, oy anam ay çok acı millet. Hani kendimi ispatlamaya çalışıyorum. İyiyim diyorum. Millet gülüyor oradakiler diyor ki hani ben seviniyorum ki iyi oldum.
atlattım. Artık gideceğim. Orada günler geçmiyor. Şey için desen. Beni bir daha oraya alacaklar. Oraya götürecekler. Ya tuvalete bile gidemiyorsun ya. Ya iki kere girebildim. Onu da müsaadeyle gene. Yanında şey. Ondan sonra bir de orada bekletecekler beni. Buradaki devlet hastanesinde. Ve ben doktoru bekleyeceğim. Ya benim psikiyatrım var dedim. O zaman dedi buraya dedi imza atacaksın. Ben gönül rızamla çıkıyorum diye. Herhangi bir şey olursa dedi. O zaman şey olacak dedi. Bizden sorumluluk gitti dedi. Tamam dedim getirim dedim. Ben imzalayayım dedim. İmzaladım da dün gece çıkardılar. Ama orada ne çektim. Yemek yiyemedim. Damadım zaten arabası var ya ona hemen şey yapıyoruz. Ben bir şey yapmadım zaten kimseye haber verme dedim ben. Batu'ya Batu hemen oraya vermiş. Abisi saat 12'den sonra olduğu için uyurlar diye abisine vermemişler. Abisi ertesi gün duyuyor. O fırtınaya da gelememişler. Çünkü çok fırtına var. Ama sürekli diyalog halindeydik. Ben dedim ya gelmeyin, gelmeyin. Çünkü artık ertesi günü yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştım. Gelmeyin, yanıma gelirsiniz. Onlar da bu akşam gelecekler. Sürekli görüşüyorduk ama görüşme halindeydik. O yüzden yorumu varmış, ne anlatmışlar. Benim bu arada şarjım da bitti. Bana bir müddet ulaşamadılar. Batu yanımdaydı, Batu'dan ulaşıyorlardı bana. Benim telefonumdan ulaşamadılar. Benim telefonumda ulaşılmayınca internetim bunda var. Bu telefonda. Hatta da bu yeni telefona yükledim. Şu kırık telefonu yanımda götürdüm ama bu önceki çektiğim bak kırık telefon. Önü karanlık şu an görünmüyor. Yanımda götürdüm ama çantayı aldım. Çantayı almışım. Hani çantada da bu da varmış. Telefonu da ben mi koydum, çocuklar mı koydu bilmiyorum. Çantayı ben nasıl aldım bunu bilmiyorum. Çantayı yanıma götürmüşler ama koymuşlar telefonlarımı. Sevilcan koymuştur ya da Batu koymuştur. Haber alalım diye. Ondan sonra zaten gündüz gece damadım kaldı. Dedim az kendime geldikten sonra çocuğum git arabada yat. Otur ya, şeyin oturağın üstünde kaldı. Şey oda değil böyle perdeli müşadeli oda. Herkes bütün orada aciller müşade içindekiler hep öyle şeye bağlı cihaza orada. Bu araştırma hastanesinde. Yani kapalı bir oda değil. Ondan sonra perde var. Herkesi görüyor, duyuyor yani. Oradan duydum ben şeyi. Gitti. Damadım şeyini arabasına gitti. Bir şey olmaz değil mi? Yok yavrum olmaz dedim. Git. Gitti. Millet yandakilerden duyuyorum. Dedi şey. Çatılar hep uçuyor dedi. Kimisi arabalara uçmuş orada. Burası çok dışarıda şehrin çok dışında. Kendi araban olmayınca gelemezsin. Ben çocuklarıma o yüzden dedim. Bizim Batı'da dayanamamış çocuk arabanın kilerden kalktığında bir taksi tutmuş gelmiş çocukken. Sonra eniştesiyle ablasıyla onlar tekrar geldiler yanıma onlarla gitti. Şey telefon açtığında biz de geleceğiz dediğinde Yasemin'le Sercan bizimkiler çoktan çıkmışlar. Hatta bir arkadaşın evinde o zaman yanımda şey var ama Batu var. Batu devraldı şeyden. Damadımdan. Batu var. Batu geldi. Akşama kadar Batu kaldı. Onlar da o arada bir arkadaşın evinde ailece yemek yiyorlarmış. Benim evime yakın olan bir arkadaşında. Ki ondan sonra gelecekler. Çünkü gece çıkacağım ya. Ben iyiyim dedim ama. Artık iyiyim. Tutuyorlar ama saatimi bekliyorlar. Onlar
Tabii ki şey, kendilerini düşünmek zorundalar. Hani bu bir zehirlenme vakası olunca, hani bana bir şey olsa yalnız söyle dedi doktor. Ben de duydum. Yani gerçekten içtiği ilaçlar ciddi ilaçlar. Kalbe ve beyne pırtı atabilir. Bu yüzden ben çıkmak istedim midem yıkandıktan sonra. Çıkmak istedim. Çıkarmadı. Çıkaramayız dediler biz 24 saat burada. Hatta dün akşama kadar kaç kere gittik geldi. Ben değil de ben gidemiyorum. Bunları gönderiyorum yanıma gelenlere. Hayır, izin yok. Kaç tane kişi koyduk ortaya? Hayır, izin yok. 24 saate doldurmadan, hatta 24, 20, 25 saate girdi. Doldurmadan çıkarmadılar beni. Dedim de gene çıkarmıyorlar, psikiyatriye gönderecekler. Ben artık dedim ki ya bütün sorumluluk bende. İşte polis ifademi aldı geldi. Adli vakı olduğu için bu. Zehirlenme vakası olduğu için hemen her şeyden insan için şüphe arıyorlar. Hayır dedim ya ben ilacı unuttum. Unutarak işte. Evde kim vardı? Dedim çocuğum vardı. Onu dedim hani karnımı tuta tuta odasına gittim. Dedim çocuğum beni bir şey oldu bana ama bilmiyorum ne oldu. Galiba zehirlendim dedim çocuğa. Çocuk o zaman panik yaptı. Ondan sonra tabii ki evde kim var deyince beni de baygın gördüler. Zaten oradaki gelenler de biliyor bir tek şey vardı. Oğlum Batuhan vardı başımda. Ağlıyordu çocuk. O ara zaten onlarla aynen nasıl tutturabildilerse Sevilcan'la şey hep önce o Sevilcan'la şey girdi gördüm başımın ben yerdeyim ya başımın üstünde Sevilcan'la damadım Erkan girdi ondan sonra peşine o öbürleri doldu sağlıkçılar işte şeyler polisler ifadem de bu şekilde alındı. Şimdi sabahtan beri sürekli bana telefon açıyorlar. Batuhan Tonyalıoğlu nerede? Hatta nüfus şeyime bakmışlar. Sercan Gürel, oğlum var demişsin ama şeyde bir oğlun görünüyor. Biz şey, kimlik taramaya baktık, şeye baktık diyorlar. Aile şeyine bir tek Sercan Gürel görünüyor oğlun olarak. Buraya oğlum vardı yazmışsın diyor. Dedim Sercan Gürel'in hiçbir haberi yok dedim. Neden benim üzerime görünmüyor biliyor musun? Babası ölmeden önce çocuğun velayetini kendi üzerine aldı. Ben niye görünemiyorum? Onu da bir türlü ona da şey bulamıyorum. Çünkü çocuğun üzerine aldığında çocuk burada doğdu, çocuk Artvin'de doğmuş gibi. Şu an Artvin çocuğun yeri. Ben bilmeyeyim, ben bundan da bir şey anlamadım. Çerpeşik durumlar. Hiç anlamadım bir şey. Ondan sonra dedim yok Sercan'ı hiç karıştırmayın. Sercan Gürel'e hiç haber vermedik biz dedim. Batuhan Tonyaloğlu dedim. Çocuk da korkuyor ki daha önce bir cezası vardı ya. Hakim demiş ki bir daha bir şeyle karşıma daha gelme. Bir daha karakolluk olduğunda Allah korusun içeri atarız seni demiş. Çocuk da az önce bana onu söylüyor. Anne diyor bak bana bir sorun olmasın diyor. Hani böyle dediler diyor. Dedim çocuğum seni tanık olarak çağırıyorlar. Sen sadece bildiğini anlatacağım. Ben sana gelip ne dedim? En son yerlerde kıvranırken en son oraya gittim canım ona attım. Hani haberi olsun diye çocuk yatıyordu. Odasındaydı. Bilmiyorum işte başımdan geçen bunlar. Allah kimseye vermesin. Bu unutkanlığı da vermesin. Bunu da vermesin. Aslında bu unutkanlığım için gitmem gerekiyor. Öyle Alzheimer mı oluyor? Ne oluyor? Niye unutuyorum? Alzheimer mı deniyor onun adına unutkanlığa? Bilmiyorum. Benden bir de şeyi öğrenmek istemişler. Allah'ıma bin şükür olsun. Yani şunu söyleyeyim. Damadım da kızım da diyor ki bugün dün akşam diyor ki şu anda getirmeseydik seni şu an öğlen vaktine doğru senin ikindi vaktine doğru cenazen koyuluyordu. Ve şu anda mevlidin okunuyordu diyor. Hani çünkü acilen patır kütür beni götürdü. Aldılar hemen. Morarmış mıyım, olmuşum.
Sonra da o şekilde beni patır kütür. Hani zehirleme vakası deyince bir de adli vakayla olunca geberiyormuşum yani, ölüyormuşum Allah'ım. Sen verme ya Rabbi, verme ya Rabbi. Böyle ben bu karın ağrısı diye uyuyabilirdim. O gidiş sabah cenazem kalkardı, ne bileyim ben. Allah korumuş. Allah korudu. Verdiğim önüme geliyor. Elimin açıklığı. Her zaman şey veriyorum, sadaka. Ha şimdi bir aile bulacağım. Erzak götüreceğim ona. Dedim ya, bacağımın ağrısı geçerse erzak götüreceğim diye. Yani bir çocuk sevindireceğim ya da bir yetim sevindireceğim ya da bir erzak götüreceğim. Şimdi şey, Sevilcan'ın yüzünü söylemiştim ya ben. Hani onun yüzü gerçekten zayıflığıyla birlikte yüzü gerçekten kırışıyordu, çöküktü. Ne kadar ne yaptırırsa yaptırsın diyordum ki, Sevecan bak bunları almazsan, ben 22 yaşından beri kullanıyorum. Benim o videoda anlatmıştım. Sevecan anlatır demiştim ama Sevecan anlatmamış. Sevecan'ın yüzünü anlatmıştım. Bana çok soran sorular gelmiş. Lütfen ona göster bana diye, bize de göster diye. Yavrum bak, gece ve gündüz kremi. 22 yaşından beri bunları devam ediyorum. Anev'den. Anevin. Anevin gece ve gündüz kremi. Yaş yaş bu. Ben 22 yaşında başladım. 22 yaşında 25 yaş üstü başladım. 30 yaşında 35 yaş üstü başladım. 40 yaşında 45 yaş üstü başladım. 50 yaşında 55 yaş üstü. 55 yaş üstü hala devam ettiriyorum. 55'ten de sonra 60 yaş üstü başlayacak. Sevilcan'a da 35 yaş üstü aldık. Çünkü 30 yaş üstü demek, hani o yaşa kadar o yüzü toparlıyor, yüzü toparlıyor. Bu nemlendirici gündüz kremi. Bunun içinde de bak pembe renk. Bu beyaz renktir. Bu beyaz renktir. Gündüz kremi bu. Bu da çok istendiği için bunu şu anda şey yapıyorum. Şimdi söyle söyle söyle. Yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım da öyle geldim zaten. Güzel de bir banyo yapmıştım zaten. Çünkü hastaneden geldim. Her tarafım kömür oldu. Kömür ilaçlı panzehirmiş. Yani ilacı öldürmek içinmiş. Tesirini kaçırmak içinmiş. Şimdi şurada kırışık oluyor ya. Yukarı yukarı. Gözümün burasını da yapıyorum ben. Daha önce göz kremi falan alıyordum. Gerek yok. Bu da topluyor hepsini. Hepsini para vermeye gerek yok yani. Gıdık. Kırışmasın diye. Ya ben buna alışmışım bacım. Ben bunu 22 yaşından beri yapıyorum. Daha önce de anlatmıştım bunu. Başka videolarımda da var bu. Bu sefer çok yoğun istek üzerine anlattım. O günü Sevilcan'ın yüzünden bahsettim ya. Gerçekten de toparlanmıştı yüzü. Çok fark etmişti. Makyaj yapsa da fark etti. O makyaj yapsa da gülünce abları kırışıyordu. Topladı. Zayıflıktan. Zayıflarken mutlaka bununla zayıflayacağım. Topluya topluya. Şimdi ısrarla istendiği için bunu tekrar söylüyorum.
Hastalığı anlatırken neden şimdi buna geçtiniz diyorum, diyorsunuz. Önemli olan hani söz verdin, sözü tutmak. Onlara söz verdim. Yorumda. Çok ısrarlı istenmiş o. Demek ki Sevilcan gibi muzdarip olanlar var. Onlara yardımcı olma amacıyla. Bunu avuncularda, avun satanlarda bulursunuz. Ben de yıllar önce avun temsilciliği yapıyordum sanatçıyken. Kendim ailem için ama. Hep kendimi ve aileme para kazanmak için değil. Ucuza gelsin diye. Kendin temsilciysen ucuza geliyor. Uygun oluyor. Şimdiki arkadaşım, birlikte yapıyorduk zaten o avına, ben o arkadaşım tavsiye etmişti yıllar önce. Şimdi o arkadaşım devam ediyor. O arkadaşım da kendini ister gibi istiyor bana. Yani bana kendine ister, uygun fiyatta istiyor. Geliyor. Ben de kendimi ister gibi isteyip uygun fiyatta alıyordum. Temsilci gibi. İşte canlarım, bunu da aydınlattıktan sonra başımızdan geçen olaylar, ikide bir ekrana değiyorum ya, dokunuyorum ya, işte kararıyor. Bunu algılayamadım. Kararıyor. Allah bir daha vermesin. Bakalım, Batu şimdi ifade vermeye gitti. 4-5 kere aradılar ya, savcılık istermiş. Dosyaya koyacakmış. Ya bunda bir şey yok dedim, neden bu kadar büyüttünüz? Hayır, bu zehirlenme durumu adli bir durum dedi. Daha önce de böyle ifade alınmıştı gene. Hastaneye zehirlenme durumunda gittiğin zaman mutlaka adli durumluk oluyor. Mutlaka hemen bir araştırma yapıyorlar. Hemen ifade aldılar. Ben kendime gelir gelmez benden ifade aldılar işte. Sabahını aldılar galiba. Şimdi Batu da ifadesini versin bakalım. Ne diyecek? Ne demeyecek? Dediğim gibi Sercan'la Yasemin'lere ben dedim. Zaten ona duyurmadık. Ben dedim ki gelmeyin diye. Çünkü çok fırtına vardı, çok. Uçuyordu, her yer uçmuştu. Bak televizyon çalışmıyor. Burada da olmuş aynı fırtına. Yukarıda anten dönmüş. Bu apartmana ait bir anten var. Merkezi sistem yaptırdılar. Çalışmıyor televizyonda. Dün akşam geldikten beri çalışmıyor. Benim yumuşum da, anam, benim yavrum da beni özlemiş. Arkadaş, sevgi arzusu değil mi ona? Şaka yapayım, çok seveyim onu. Sütlüm. Arkadaş hiç beni yalnız bırakmadı. Kapılarda bekliyor beni. Anlıyor kız, anlıyor. Geliyor, yatıyor. Geliyor kullarım. Nasıl anlatayım daha? Anlatamam. Sizleri öpüyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Böyle Allah vermesin kimsenin başına, getirmesin böyle bir şey. Unutkanlık da vermesin. Dedim, daha önce benim eşimin babaannesi de bu şekilde unutarak içtiğinden hapları peş peşe aynen zehirlenip aynen hastaneye yatırılmıştı. Bu bizde avlanma deniyor. Avlanmışlık. Giresun dili avlanma, zehirlenme, avlanma. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın, olur. Diğer videolarıma da bakarsanız zaten bütün açıklama bölümüne bir gün öncesini mutlaka onların linkini koyuyorum ki izleyin, yanımda olun diye. Ey, ölümü tattım. Bugün ikinci günümdü. Benden haber alamayacaktınız. Ya da başka bir ailemden birinden haber alacaktınız. Belki de bir hafta sonra. Ha, bunu niye çekmedim diyorsunuz? Çekemezdim. Çünkü baygın şekildeydim. Ve orada da zaten elim ayağım şeydeydi. O yüzden daha da dedim ne gerek var çekeyim. Zaten birkaç kere böyle çektiğimde büyük tepki aldığım için, abime çektiğimde büyük tepki aldığım için, kendim acile giderken büyük tepki aldığım için bari anlatayım dedim. Çekmeme gerek yok. Çekmedim.
Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah sağlık versin hepinize, hepinizin yuvasına. Evet, her tarafta yağmur şu an. Ben pazara gidecektim. Nasıl pazara gideceğim? Yağmura gidemeyeceğim. Bak burada beni bekliyor. Odaya bile gitmiyor. O sandalyede çamaşır suyu var. Ey çocuğum, ey çocuğum, hemen sürünüyor. Hemen sürünüyor bana yavrum, yavrum. Hadi git odana açık. Odanda mamanı ye, tuvaletine git hadi. Bak, bana gelmek istiyor, görüyor musun sen? Ha geldi. Tamam. 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 Bak, bak bana gelmek istiyor bak. Hey gidi yavrum, yavrum. Yavrum anne ölüyor diye yavrum, yavrum. Bak. Bak. Kucağına al beni diyor kucağına. Tamam alacağım dur tamam alacağım. Tamam alayım seni kucağıma. Evet, açamıyorum sinyal yok diyor. Azallah çeleşanı, azallah çeleşanı. Kurban olduğum ezan sesi. Bir daha duymak nasip oldu bana. Yaşamla ölüm arasındaki gidiş gelişler insana hayatın daha değerli olduğunu gösteriyor. Yaşamın önemini, anlamını gösteriyor. Evet, Giresun'dan, Giresun Kalesi'nden yurt içi yurt dışı herkese selam olsun. Ezan sesi duyamayan yurt dışındaki izleyicilerime de buradan selam olsun. Bu arada hala kız kardeşime ve annemlere haber vermedim. Korkmasınlar diye. Çoğu kişilere haber verdirmedim.